Davranış Bilimleri 6. Bölüm. Öğrenme ve Öğrenme Kuramları. Öğrenme, kurumsal düşüncelerden, uygulama ve tecrübelerden elde edilen bilgilerle insan inançlarını, değerlerini, tutum ve davranışlarını değiştirme sürecidir. Öğrenme, insan özelliklerinin sonradan edinilmiş bütün yanlarını kapsar. Daha sonra öğrenme, bireyin zihinsel çabası veya deneyimlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve davranışlarda kalıcı izleri olan değişmedir. Öğrenme kavramı. Öğrenme bilgi ve davranış kazanma sürecidir. Bilgi ise bireyin dış dünyadaki olayları algılama, işleme, değerlendirme ve muhakeme etmesi sonucunda zihninde öğrettiği anlam olarak tanımlanabilir. Öğrenme insanın gözlemleri, deneyimleri veya okuma, dinleme ve izleme gibi çeşitli etkinlikler sonucunda çevresine ait veriler toplaması ve o verilere zihninde bir anlamı yüklemesi sürecidir. Öğrenmenin oluşabilmesi için bireyin yeni olayları veya olguları zihninde daha önceki öğrendikleriyle ilişkilendirmesi gerekir. Burton öğrenmeyi bireyde çevresiyle etkileşim sonucu oluşan bir gereksinmeyi karşılayan ve onun çevresiyle baş edebilir hale gelmesini sağlayan bir değişim olarak tanımlar. Haggard'a göre öğrenme yaşantının sonucunda davranışta meydana gelen değişmedir. Öğrenme ile ilgili tanım ve açıklamalar öğrenme eyleminin bazı ortak noktaların olduğunu gösterir. Bunlar yaşantı ürünü olması, kalıcı olması, davranış değişikliği meydana getirmesi, bir süreci içermesidir. Öğrenme belli bir süreci kapsayan zihinsel bir etkinliktir. Bu süreçte öğrenmeyi etkileyen birçok faktör vardır. Öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenmenin içeriğine uygun bir olgunluk düzeyinde bulunmak gerekir. Öğrenme sürecinde kişi önceki öğrenmelerinden etkilenir. Buna göre her yeni öğrenme öncekinin etkisinde gerçekleştir. Öğrenme sürecinde önceki öğrenmelerin sonradakileri etkilemesi aktarım yani transfer olarak adlandırılır. Öğrenmenin aynı zamanda kişinin yaşıyla da ilgisi vardır. Yaş, belli bir davranışın sergilenebilmesi için biyolojik yapının uygun zaman dilimini gösterir. Dolayısıyla öğrenme için uygun yaşta olmak gerekir. Öğrenme süreci şu aşamaları kapsar. Anlama aşaması. Öğrenen hedef davranışı iyi algılamalıdır. Yorumlama aşamasında kişi gösterilen hedef davranış ile öğretilenlerden algılayabildiklerini irdelemeye çalışır. Öğrenmenin imlerini yakalama. İpucu yani öğrenmeyle gelen bir uyaranın insana ne yapacağını, nasıl davranacağını üstü kapalı olarak gösteren ipucudur. Yorumlamada kararsızlık. Öğrenme sürecinin yorumlama aşamasında insan kararsızlığa düşebilir. Öğrenmeyi sınama aşaması. Sınama, insanın sunulan bilgi, beceri ve tutumu öğrenmek için yaptığı gözlenebilir davranışlardır. Yorumlama, öğrenme için ne ve nasıl yapılacağıyla ilgili kararların uygulamaya konulmasıdır. Öğrenme sistemin çıktısı. İnsan öğrenme sürecinde anlama, yorumlama ve sınama aşamalarını geçerek öğrenmenin ürününü yani öğrenileni elde eder, ürünü elde eder. Öğrenmenin özellikleri. Öğrenme sürecinde birey elde ettiği yeni bilgilere kendilerine özgü anlam yüklemektedir. Öğrenmenin doğasına ilişkin olarak yapısalcı teori aşağıdaki temel öğrenme ilkelerini ileri sürer. Öğrenme aktif bir eylemdir. Pasif bir bilgi ve deneyim alma süreci değil, aktif bir anlam oluşturma sürecidir. Öğrenme kavramsal bir değişmeyi içerir. Bireyin çeşitli kavramlar ile önceki anlayışını daha geçerli hale getirmek için onu yeniden yapılandırır. Öğrenme özneldir. Öğrenme bireyin öğrendiklerini çeşitli semboller, metaforlar, imgeler, grafikler veya modeller yoluyla içselleştirmesidir. Öğrenme durumsaldır. Çevresel şartlara göre şekillendirilir. Öğrenme duygusaldır. Zihin ve duygu birbirleriyle ilişkilidir. Öğrenme sosyaldir. Öğrenme bireyin düşüncesini paylaşmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve problemleri işbirliğine dayalı olarak çözümlemek üzere başkalarıyla olan etkileşimler sayesinde gelişir. Öğrenmenin niteliği öğrenme sürecinde önemlidir. Öğrenme işinin zorluk bakımından öğrenenin kişisel düzeyine uygunluğu, öğrenenin ihtiyaçlarına ilişkili olup olmadığı, daha sonra veya gerçek hayatla bağlantılı olup olmadığı gibi. Öğrenme gelişimseldir ve bireyin sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimiyle doğrudan ilgilidir. Öğrenme süreklidir ve öğrenme değişmek demektir. Öğrenme şekilleri. Öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşim sonucunda belli bir olgu, olay veya durumla ilgili olarak bilgisini, anlayışını veya davranışını değiştirme sürecinden oluşur. Buna göre öğrenme süreçlerini şöyle açıklayabiliriz. Algılama yoluyla öğrenme, bireyin dış dünyadaki nesneler hakkında duyu organları yoluyla duyumsadığı, mesajların beyinde yorumlanması ve anlam kazandırılmasıdır. Gözlem ve taklit yoluyla öğrenme, basit olarak bireyin çevresinde gelişen bir olayı veya davranışı gözlemlemesi ve onu olduğu gibi taklit etmesidir. Model alma yoluyla öğrenme, bu öğrenme bireyin kendi çevresinde değerli olarak gördüğü bir tutum veya davranışı örnek almasıdır. Öğrenme kuramları, öğrenme nedir ve nasıl gerçekleşmektedir?
Bu soruları cevaplandırmak için çeşitli kuramlar geliştirmiştir. Bilim adamları öğrenme olgusunu açıklamak için çeşitli kuramlar geliştirmişlerdir. Öğrenme olgusunun tüm yönlerini açıklayan bir tek kuram henüz geliştirilmiş değildir. Davranışçı kuramlar. Klasik koşullanma, Pavlov'un zil sesi ve köpeğin tükürük salgılaması üzerine olan deneyleriyle geliştirdiği yaklaşımdır. Edimsel koşullanma ise organizmanın gösterdiği davranışı pekiştirerek tekrar edilme olasılığını artıracağı varsayımına dayanır. Operant koşullanma, yani edimsel koşullanma, klasik koşullanmadan farklı olarak organizmayı çevresel faktörlerle etkileşim içinde görür. Gözlem yoluyla öğrenme veya diğer adıyla sosyal öğrenme kuramına göre ise insan davranışları sadece pekiştirmeler yoluyla biçimlendirilmez. Aksine öğrenme bilişsel, davranışsal ve çevresel faktörlerin karşılığı etkileşimleriyle gerçekleşen karmaşık bir süreçtir. Klasik koşullanma kuramı, Pavlov öne çıkıyor burada. Klasik koşullanma şu varsayıma dayanır. Eğer insana ihtiyaçlarını karşılayan doğal uyarıcı ile birlikte doğal olmayan bir uyarıcı verilirse, bu uyarıcıya yapılan tepkiyle insanın ihtiyacı karşılanırsa, bu deney birçok kez yenilenirse, doğal uyarıcı verilmeksizin doğal olmayan uyarıcı verildiğinde insan buna doğal uyarıcıymış gibi tepkide bulunur. Zira öğrenme dediğimiz özünde kavramları kavramak, bunlarla yeni düşünceler üretebilmelidir. Pavlov'un deney düzeneğinde et kokusu ve tadıyla tüm köpeklere uyaran koşulsuz, yani doğal uyarıcıdır. Koşullu uyarıcıya karşı gösterilen tepki ise koşullu tepki, yani zil sesinin salyaya neden olması denir. Koşullu uyarıcılar birbirine çok yakın olsa da organizma aralarındaki ayrımı fark ederek koşullu tepki göstermez. Buna ayırma denir. Koşullu uyarıcı ve koşullu tepki durumlarında insanlar genelde olumlu veya olumsuz durumları alakasız alanlara da yansıtırlar. Garcia etkisi denilen bu duruma göre kişi biri hakkında olumlu bir düşünceye sahipse ondaki tüm tutum ve davranışları olumlu olarak görür. Edimsel, yani operant koşullanma kuramı, Skinner öne çıkıyor burada. Edimsel, yani operant şartlanmada olumlu sonuç veren bir edimin tekrarlanma olasılığını artırmak mümkündür. Olumlu pekiştirmede belli bir davranış kendiliğinden meydana geldiğinde bunu ileride davranışın tekrarlanma olasılığını artıran kıvanç verici bir olay izler. Buna ödül veya teknik terimle olumlu pekiştireç denir. Olumsuz pekiştirmede ise belli bir davranışı kişiyi üzen rahatsız edici bir durumun ortadan kalkması izlerse o zaman bu davranışın tekrarlanma olasılığı artar. Edimsel koşullanma kuramında iki temel kavram vardır ve bunlar kuramın anlaşılması bakımından önemlidir. Bunlardan biri kendini gerçekleştiren, yani doğrulayan kehanet, diğeri de batıl davranışlardır. Bitişik, yani bağlantı kuramı. Watson ve Gord bağlantı kuramına göre öğrenme sınama yanılma süreciyle olur. Bağlantı kuramında insanların uyaran tepki modeli, tepki bağlantılarını seçmesi ve engellerini ayıklaması önemlidir. Bu kurama göre öğrenmede 4 etken önemlidir. Bunlar dürtü, im, tepki ve ödüldür. Dürtü, insanın içinden gelen ve onu uyarana karşı tepkide bulunmaya iten güçtür. İm, uyarandan gelen ifuçlarıdır. Tepki, insanın dürtüsünü doyurmak için uyarana verdiği yanıttır. Ödül, insanın dürtüsünün doyurulmasıdır. Gurti, bir uyarıcıya gösterilen tepkinin aynı veya benzer uyarıcıyla karşılaşıldığında da gösterileceğini ileri sürmüş. Bağlaşımcılık kuramı, Törndik. Törndik'e göre öğrenmenin en temel ilkesi deneme yanılma yoluyla yapılan öğrenmedir. Törndik'e göre öğrenme her şeyden önce büyük sıçramalarla olmaz, küçük ve istikrarlı adımlar sonucunda gerçekleşir. Törndik çalışmalarını ilerleyen yıllarda insan üzerinde yoğunlaştırmış ve ulaştığı sonucu etki yasası olarak adlandırmış. Sistematik davranışçı kuram, Hall. Hall öğrenmeyi matematiksel bir modelle açıklamaya çalışmıştır. Hall, kuram oluşturma anlayışında varsayımsal veya mantıksal tümden gelim, yani dedüksiyon yöntemlerini benimser. Hall'a göre bir davranış sürecinde dışsal bir uyarıcı duyu sinirlerinde etki başlatır. Duyu sinirleri üzerindeki etki uyarıcı ortadan kalktıktan sonra da birkaç saniye sürer. Hall bu etkiyi uyarıcı izi olarak adlandırır. Davranışçıların geleneksel uyarıcı tepki formülü Hall'ın modelinde uyarıcı kalıntısı tepki şeklinde formüle edilir. Hall'ın üzerinde durduğu temel kavramlardan biri de duyusal uyarıcıların etkileşimidir. Bilişsel kuramlar. İnsan pek çok davranışı koşullanarak öğrenir. Ancak insan karmaşık davranışlarını bilişsel gücüyle kazanır. Bilişsel kurama göre öğrenme süreci bir içgörüdür. Doğrudan gözlenemez.
Tolman ve izleyicileri öğrenmenin pekiştirme olmadan da gerçekleşebileceğini ve öğrenme için çaba göstermeye gerek olmadığını savunmuşlar. Yer öğrenme, bireyin çevreyle ilgili mekansal harita ya da bilişsel harita oluşturmasıdır. Taklit ve örnek alma, bireyin başka birini taklit etme ya da davranışlarını örnek almasıdır. Kavrama yoluyla öğrenme, tipik bir kavrama deneyinde bir problem sorulur. Görünürde hiçbir ilerleme olmadan bir süre geçer, sonra çözüm birdenbire gelir. Çevresel uyaranların yaşantılarla deneyimlenmesi insan beyninde bir yetki bırakır. Edward Tolman, öğrenmenin deneme yanılma deneyimleriyle değil, sistemli ve amaçlı olduğuna yönelik araştırmalar yapmıştır. Bilişsel kuramlar, Tolman'ın geliştirdiği işaretsel öğrenme kuramı, Walter Köhler ve Kofka'nın geliştirdiği Gestalt kuramı, Bandura'nın geliştirdiği sosyal bilişsel öğrenme kuramından oluşur. İşaretsel öğrenme kuramı, Tolman, davranışçıların uyarıcı tepki tarzındaki davranış formülü bilişsel kuramcıların elinde uyarıcı organizma tepki şekline dönüşür. Tolman'a göre davranışçıların davranışı küçük birimlere bölerek değerlendirmeleri bütünü gözden kaçırma anlamına gelir. Organizma bilişsel haritalarını kullanarak kendine amaca ulaştıran yolu seçer. Bu durum en az çaba ilkesi olarak adlandırılır. Tolman'ın geliştirdiği bilişsel öğrenme kuramında öğrenme her zaman bilinçli ve irade bir eylem olarak görülmez. Kişi belli güdü durumlarıyla belli nesnelere ilişkilendiriyorsa buna kateksis öğrenme denir. Gestalt kuramı. Wertheimer, Köhler, Kofka. Kofka'ya göre insanlar gündelik deneyimlerini yaşarken yaşantılar onun belleğini harekete geçirir. Köhler, içgörüsel öğrenme ve problem çözme yaklaşımı üzerinde dururken Wertheimer iki problem çözümünden bahseder. Bunlardan A türü çözümler Gestalt ilkelerine dayanır ve içgörüseldir. B türü çözümler ise anlamadan ezberlemeye, öğrenmeden bilmeye yöneliktir. Gestalt psikolojisinde Zeigarnik etkisi ve Olivskana bulgusu olarak nitelendirilen iki temel yasa vardır. Bunlardan Zeigarnik etkisi, yarım bırakılan ve bitirilmeyen işlerin, olayların veya davranışların tamamlanmış olanlardan daha kolay hatırlanmasına denir. Bluma Zeigarnik, yarım kalan aşkların unutulmadığını, yarım kalan tatillerin daha fazla zevk verdiğini ve unutulmadığını açıklar. Sosyal bilişsel öğrenme, Bandura. Bandura'ya göre bir kişinin gözlemleyerek öğrenmesi, kişinin sadece diğer kişilerin etkinliklerini basitçe taklit etmesiyle değil, deneyimlediği olayları bilişsel olarak işleme tabi tutması yoluyla olur. Bandura'ya göre gözlem yoluyla öğrenme ile taklit yoluyla öğrenme aynı şeyler değildir. Gözlem yoluyla öğrenmede bilinç daha uyanık ve daha işlevseldir. Sosyal bilişsel öğrenme kuramında öğrenme pekiştirme yoluyla olur. Sosyal bilişsel öğrenme kapsamında Bandura bazı ilkeler belirlemiştir. Bunlar karşılıklı belirleyicilik ilkesi. Bu ilkeye göre bireyle çevre birbirini karşılıklı olarak etkiler. Yani bireyle çevre arasında etkileşim vardır. Sembolleştirme kapasitesi. Bandura insanların dünyaya olduğu gibi değil, bilişsel semboller veya temsilciler aracılığıyla tanımladıklarını belirtir. Öngörü ve dolaylı öğrenme kapasitesi. Her insan gelecek için plan yapar ve o plan doğrultusunda geleceği öngörmeye çalışır bu kapsamda. Bilgiyi işleme, duyuşsal kuram. Duyuşsal kuram, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve doğasının nasıl olduğundan çok onun sonuçlarıyla ilgilidir. Kısa süreli bellek, sınırlı miktardaki bilgiyi yine sınırlı bir zaman diliminde depolayan bellektir. Uzun süreli bellek, öğrenilmiş ve özümsenmiş bilginin uzun süreli olarak depolandığı bellektir. Bilişsel süreçler şeklindeki öğrenme, dikkat, algılama, kodlama ve anlamlandırma basamaklarından oluşur. Algılanmış bir tutum, algı objesi, objektif gerçek değil, yapılandırılan gerçektir. Öğrenme olayı özünde kişinin kendisini yeniden inşa etmesi olarak nitelendirilebilir. Her şeyden önce öğrenme için davranış, duyuş ve zihin değişmesi gerekir. Duyuşsal öğrenme şu süreci izler. Algılama. Belli bir fikir, olay ya da uyarıcıya dikkat etme, bunlara karşı hoşgörülü olma ve belli uyarıcıları diğerlerinden ayırarak seçme anlamına gelir. Tepkide bulunma. Uyarıcılarla ilgilenme ve onlara tepkide bulunma şeklinde. Değer verme. Bir davranış, olay ya da olguya önem verme, bir diğeri diğerlerine göre tercih etme ve bir diğere kendini adama. Örgütleme, farklı değerleri tutarlı bir değerler sistemi oluşturacak şekilde örgütleme şeklinde. Bütünleştirme ise özümsenen değerlerle tutarlı bir yaşam felsefesi ya da dünya görüşü geliştirmedir. Nörofizyolojik kuram.
HBB şeklinde. Kurama göre çocuk rastgele bir şekilde birbiriyle ilişkilenmiş karmaşık bir nöron ağı donanımı ile dünyaya gelir. Beyin sağ ve sol yarım kürelerden oluşur. Bu yarım kürelerin görevleri aynı değildir ve bunlardan birinin diğerine bir üstünlüğü yoktur. Beynin sol yarım küresi zihinsel ağırlıktır. Nesneleri ve adları hatırlama işlevi görür. Kelimeleri, kavramları beller ve onlarla düşünmeyi sağlar. İnsan duyguları sol yarım kürede kontrol edilir. Sağ yarım küre ise sezgilerle ilgilidir. Yüzleri hatırlar, daha çok görüntülerle düşünür. Beyin paralel bir işlemcidir. İnsan beyni düşünce, duygu ve imgeleme gibi farklı işlevleri eş zamanlı olarak işleme sokabilir. Öğrenme fizyolojik bir olaydır. Kalp, akciğer, mide ve böbrek gibi beyin de fizyolojik kurallara göre çalışır. Anlam yükleme, örüntüleme ile olur. Örüntüleme elde edilen duyu verilerinden yararlanılarak bilginin anlamlı biçimde organize edilmesidir. Duygular örüntülemede önemli yer tutar. Öğrenme, beklenti, ön yargı, ilgi, öz saygı, eğitim, iletişim ve sosyal etkileşim ihtiyacı gibi duygulardan etkilenir. Beyin parça ve bütünü aynı anda algılar. Sağlıklı bir insanın matematik, müzik veya sanat öğretiminde beynin her iki yarım küresi etkileşim halindedir. Öğrenme amaçlı ve amaçsız süreçlerden oluşur. Öğrenme ortamında kişi bilinçli olarak ve farkında olduğu şeylerden daha fazlasını öğrenir. Hiç kimsenin öğrenmesi diğerine benzemez. Değerlendirme notları. Koşullanma sürecinde nötr uyarıcının koşulsuz uyarıcı ile eşleştirilerek aldığı yeni hal koşullu tepkidir. Deneysel çalışmalarda herhangi bir davranışın öğrenilmesinde her zaman uyarıcının tepki yaratmadığı, çoğu zaman kendiliğinden yapılan davranışlar olduğu ve bu deneme yanılma türündeki davranışlar sonucunda tekrarlanmanın yapıldığı belirtilmiştir. Bu tür koşullanmaya edimsel koşullanma denir. Beynin sağ ve sol yarım kürelerini dikkate alan ve zihinsel deneyimlere nörofizyolojik açıdan destek sağlayan nörofizyolojik öğrenme kuramının temel ilkeleri arasında şunlar yer alır. Anlam yükleme, örüntüleme ile olur. Duygular örüntülemede önemli yer tutar. Beyin parça ve bütünü aynı anda algılar. Öğrenme sadece amaçlı süreçlerden oluşur. Köhler'in içgörüsel öğrenme ve problem çözme yaklaşımına göre problem çözme sürecinde ön çözümden çözüme geçiş ani ve kesin bir şekilde gerçekleşir. İçgörü yoluyla edinilen deneyim genellikle net ve hatasızdır. İçgörü yoluyla problem çözümü uzun süre hatırlanır ve diğer problemlerin çözümüne uyarlanabilir. Zeki olanlar diğerlerine göre içgörüsel çözümde daha başarılıdır. Bireyin başka bir birey veya bir tutum objesi hakkında olumlu düşünceye sahip olması durumunda ondaki tutum ve davranışları olumlu görmesi veya bir tutum objesi hakkında olumsuz düşüncelere sahip ise onunla ilgili her şeyi olumsuz görmesi şeklindeki genelleme etkisi diyoruz. İnsanın bir sorunu çözerken sınamalara giriştiğini, sınamaların sonunda sorunun çözümüne dayan tepkileri alıp yaramayanları ayıkladığını, böylece sorun çözümüne yarayan tepkilerin birbirine bağlanmasıyla öğrenmenin gerçekleştiğini savunan kuram, bağlantı kuramıdır. Organizma bilişsel haritalarını kullanarak kendini amaca ulaştıran yolu seçer. Bu durum en az çaba ilkesiyle açıklanır. Edimsel koşullanmada tepkinin tekrar ortaya çıkma olasılığını yükseltmek için organizmaya verilen ödüle pekiştireç diyoruz. Bilgi işleme kuramına göre öğrenmeyi sağlayan süreçler, çevredeki uyarıcıların duyu organları yoluyla duyumsanması, bilginin işlenerek duyusal kayıt altına alınması, bilginin önce uzun süreli belleğe kaydedilmesi, bilginin tekrarlar yapılma yoluyla uzun süreli bellekte depolanması şeklinde. Dürtü, im, ödül, tepki. Bağlantı kuramına göre insanların uyaran tepki bağlantılarını seçmesi ve engellerini ayıklamasına etki eden faktörler arasındadır bu saydıklarımız. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.